Moddalar almashinuvi biz bilamiz metabolizm deyiladi. Bu asosiy jarayonga qaratamiz. Bugungi asosiy fokusimiz hujayrada bo'lgan jarayonlarga qaratamiz, lekin umumiy tushuncha haqida gapirib ketamiz. Biz bilardikki, moddalar almashinuvi 3 bosqichda amalga oshadi. Birinchi bosqichi, o'zi bosqichlarga bo'lsak, har xil bosqichlarga bo'lamiz. Normal bosqich shu biz aytgan. Ya'ni qaysi degan bo'lsak, tashqi muhitdan qabul qilingan oziq-ovqatlar, demak, hujayraga borgungacha bo'lgan jarayon. Bu moddalar almashinuvining birinchi bosqichi. Hujayrada o'zgarishga uchrashi bu jarayonlar, hujayrada bo'lishi bu moddalar almashinuvining ikkinchi bosqichi. Hujayrada o'zgarishlarga uchrab, keraksiz mahsulotlarni hujayradan tashqariga chiqib ketdi, hujayradan chiqdi. Hujayradan chiqqandan keyin tashqariga chiqib ketgungacha bo'lgan jarayon bu moddalar almashinuvining uchinchi bosqichi edi. Demak, shu uch bosqichga bo'ladi. Bu jarayonlarda hammasini umumiy qilib biz metabolizm, ya'ni moddalar almashinuvi deyildik. Endi metabolizmda ikki xil jarayoni bor. Asosiy qismi hujayra, umuman deyarli hujayrada kechadigan jarayon bor. Birinchisi assimilyatsiya, ya'ni qurilish jarayoni, yoki biz uni nima deymiz? Anabolizm deymiz. Yoyinki yana bir parchalanish jarayonlari ham bo'ladi. Bu dissimilyatsiya yoki katabolizm deymiz. Shu narsalar haqida gaplashamiz. Umuman olganda organik moddalar, eng muhim organik moddalar organizm uchun kerak bo'ladigan. Eng muhim organik moddalar to'r xil edi bular. Oqsillar, yog'lar, uglevodlar, nukleik kislotalar. Qayerda bular deb parchalanishdan qat'iy nazar. Xo'p, masalan, hazm qilish tizimasini olgan bo'lsak, bu organik moddalar oqsillar, aminokislotalargacha, yog'lar, yog' kislotalari va glitseringacha, uglevodlar, glyukozagacha kim qoldi? Nukleiksidlar esa nukleotidlargacha parchalanadi. Bu parchalanish reaksiyalarini qaytarib aytaman, dissimilyatsiya yoki katabolizm yoki energiya almashinuvi ham deymiz. Energiya almashinuvi desa ham, katabolizm desa ham, dissimilyatsiya desa ham hammasi bitta gap. Tushunarlimi? Endi qurilish jarayonlari bo'lgan bo'lsa, masalan, ana shu hosil bo'lgan aminokislotalar qon tomirlari orqali so'rilib, hujayralar ichiga kiradigan bo'lsa, hujayralarning ichida shu aminokislotalardan o'zimizni oqsilimizga o'xshash bo'lgan oqsillarni hosil bo'lishi, ya'ni sintez jarayoni plastik almashinuv yoki anabolizm yoki assimilyatsiya yoki qurilish jarayonlari deymiz. Mana shu jarayonlar haqida gaplashamiz. Demak, shu metabolizm haqida umumiy tushunchaga ega bo'lib oldik. Endi shu metabolizmda shu bittasini ko'rib chiqamiz. Metabolizmdan dissimilyatsiyani ko'rib chiqadigan bo'lsak. Dissimilyatsiya yoki nima deymiz ekan? Energiya almashinuvi deymiz ekan. Yozib qo'yaman mavzuni. Bularni ham takrorlab oldik. Tez gapirdim, tushundinglar lekin, to'g'ri? Energiya almashinuvi. Endi energiya almashinuvi deganda har qanday moddani parchalanishi natijasida bir modda ikkinchi moddaga aylanadi. Shuning uchun energiya almashinuvi. Modda almashadi. Shuning uchun moddalar almashinuvi bo'ladi. Modda almashdi va energiya ham almashadi-da. Masalan, ana shu moddani kovalent bog'larida to'planib turgan energiya issiqlik va ATF energiyasi hosil bo'ladi. Demak, bor energiya ham almashdi. Modda ham almashadi. Shu haqida gaplashamiz. Masalan, har qanday organik modda parchalansa, bu energiya almashinuviga kiraveradi. Biz shu energiya almashinuvidan bittasini ko'rib chiqamiz, bir xil organik modda. Masalan, uglevodlarda energiya almashinuvini ko'rib chiqamiz. Uglevodda energiya almashinuvini 3 bosqichga bo'lib yozib ketyapti kitobimizga, lekin buni bosqichlari juda ham ko'p. Fermentativ kataliz reaksiyalari hisobiga hosil bo'ladi. Lekin qisqaroq va tushunarli lo'nda qilib, kongret qilib, necha bosqichga bo'libdi? 3 bosqichga bo'libdi. Uglevodlardan masalan kraxmalni ko'radigan bo'lsak. Xo'p, demak, birinchi bosqich kraxmal, masalan, misol qilib olayotgan bo'lsak. Uglevodlar bizning organizmimizga asosiy energiya beradigan manba, qurilishda kamdan kam ishlaydi, to'g'rimi? Asosiy energiya beradi qurilishdan ko'ra. Xo'p, krahmal bu masalan kartoshka, to'g'rimi? Menga yozsin. Birinchi bosqich. Bosqich bu birinchi bosqich ovqat hazm qilish tizimasiga keladi. Ya'ni murakkab organik moddalarda oddiy organik moddalarga parchalanish.
Hala aytdim, oqsillardan aminokislargacha yog'lar, oksidlar va glitseringacha, uglevodlar glyukozagacha, nukleinsidlar esa nukleotidlargacha parchalanadi. Bu jarayon qayerda kechar ekan? Umumiy qilib aytganda, ovqat hazm qilish sistemasiga kechadi. Masalan, krakmal demak, birinchi bosqich yozib ketdik, hazm sistemasiga kechadi. Shuning uchun hazm sistemasi, SQ qo'yaman, sistemasiga kechadi. Bu bosqichda demak murakkab organik modda, masalan krakmal. Krakmal oddiy organik modda glyukozalargacha parchalanadi. Chunki bu krakmal polisaxarid glyukoz ko'pgina glyukozani bir kishidan hosil bo'lgan. Demak C6H12O6gacha parchalanadi. Mana parchalanish reaksiyasi kechdi. Bu mana murakkab organik modda oddiy organik moddaga parchalandi. Biz kimyodan bilamizki, har qanday parchalanish reaksiyalarida energiya nima bo'ladi? Energiya ajraladi. Juda ham bo'ldi. Plus krakmal glyukozaga parchalanish natijasida plus quv issiqlik energiyasi hosil bo'ladi. Nima uchun parchalandi? Kim parchaladi degan savolga bitta javob bor. U ham bo'lsa uglevodlarni parchalovchi fermentlar katalizator vazifasini bajaradi. Ferment bu oqsil tabiatga ega narsa. Tushunarlimi? Manachada parchalandi, energiya hosil bo'ldi. Issiqlik energiyasi hosil bo'ldi. Masalan, uglevodlardan 2800 jam krakmaldan oxirgi parchalanish mahsulotiga solgan bo'lsak, 2850 kilojoule energiya ajralgan bo'lsa, 50 kilojoule energiya shu ovqat hazm qilish sistemasida hosil bo'ladi. Demak, juda katta energiya hosil bo'lmaydi. Tushunarlimi? Shuning uchun bu plus qu issiqlik energiyasi 50 kilojoul qilib qo'yaman. Har xil endi 60 bo'lishi mumkin masalan. Tushunarlimi? Juda ham xullas kam hosil bo'ladi. Bu ham demak, ATF energiyasi emas, faqatgina issiqlik energiyasi hosil bo'ladi. Shu vaqt hazm qilish organlarini shu isitish uchun organlarni isitish uchun deb bo'ldi, tugadi shu. Tushunarlimi bo'ldimi? Xo'p, endi glyukozaning taqdiri nima bo'ladi degan savol tug'iladi. Glyukoza parchalandi, xolos, ovqat hazm qilish sistemasi. Ichaklarda parchalandi, to'g'rimi? Glyukoza qon orqali so'rilib, hujayralarga boradi. Mana qayerga bordi? Hujayralarga bordi. Ikkinchi bosqich haqida gap ketyapti, demak. Demak, hujayralarning ichida hujayralar demani sitoplazma deb yozib qo'yamiz. Sitoplazmada sitoplazmaning ichiga kirdi. Sitoplazmaning ichiga kirdi. Nima kirdi? Glyukoza kirdi. C6 H12 O6. Bu 1 mol glyukozaning haqida gapiryapman, men undan buyog'iga. Chunki o'z krakmal parchalanganda ko'pgina glyukoza hosil bo'ladi. Endi men faqatgina 1 mol glyukoza haqida gapiryapman. Tushunarlimi? Energiya mana shu parchalanish reaksiyalari degan, to'g'rimi? Shu haqida gap ketyapti. Hop. Birinchi bilib olaylik, mana shu oldida bir raqami yo'q, demak bu 1 mol glyukoza degan. Agar 2 bo'lgan bo'lsa, bu 2 mol glyukoza degan. 3 bo'lsa, 3 mol glyukoza degan. 3 ta degan, mol degan tan nechtaligini bildiryapti. Endi buni maqsadini ham bir yo'l tushuntirib ketdik. Glyukoza 180 gram keladi. 180 gram qayerdan keldi deydigan bo'lsa, uglerodda atom massasi 12 ga teng, to'g'rimi? 12 ni 6 ga ko'paytirsak, nechchi bo'ladi? 72 bo'ladimi? 70. Ha? 72 bo'ladi. Ashyo hisoblab ko'ring. Vodorodning atom massasi 1 ga teng, 1 dan 12 ga ko'paytirsak 12. 12 ga 72 ni qo'ysak 84. Bu kislorod atom massasi 16 ga teng, to'g'rimi? 16 ni 6 ga ko'paytirsak 96. 96 ga 84 180. Demak, bitta shu bitta glyukozaning massasi 180 gram. 180 gram qayerdan kelganini kim tushunmadi? Kim tushundi? Rahmat. Hamma tushundi. Demak, agar 2 mol glyukoza, ya'ni 2 ta deydigan bo'lsa, buni nechchi bo'ladi? 360 gram bo'ladi. Mol jihatdan, massa jihatdan tushuntirib qo'ydik, demak.
Şu glukozanı birinci sitoplazmadaki jarayon boshqacha adenni yozaman, sitoplazmadaki jarayonni yozishdan oldin umumiy reaksiyani yozib beraman. Umumiy reaksiyani yozib beraman. Mana shu yerda glukozani общий 2-chi, 3-chi bosqichda qancha energiya hosil bo'ladi, shu haqida yozib qo'yaman. Lekin 2-chi bosqichda aloqada, 3-chi bosqichda aloqada yozaman. Glukoza C6 H12 O6 plus kislorod parçalanadi karbonatangilid plus suvgacha 6 mol plus bundan tashqari glukoza to'liq parçalanish reaksiyasi bunda 2800 kilojoule energiya hosil bo'ladi jami. Tushunarlimi? Hot make out qilib beraman, kislorod ham oldik. Shunaqa ekan deb turing. Mana endi. Mana shu sitoplazmada glukoza achiydi. Ya'ni qanaqa achish bo'ladi degan bo'lsangiz, sut kislotali achish bo'ladi. Ya'ni bu yerda kislorodni ishtirokisiz sitoplazmaning ichida glukoza parchalanadi. Betta glukozadan tashqari 2 mol adenozin difosfat plus 2 mol fosfat kislotasi ham ishtirok etadi. Hozir nimagaligini aytaman. Bu reaksiya natijasida hosil bo'ladi. Sut kislotasi, sut kislotasi formulasi C3 H6 O3, ya'ni uglevod trioza. Triozalardan shu mana shu sut kislotasi. Sut kislotasi. Bir yo'l sut kislotasining ham massasini topib ketamiz. Uglerodning atom massasi 12, 3 ga ko'paytirsak 36. Vodorod 6 ni qo'ysak 42. Kislorod demak 48. 90. Demak sut kislotasining massasi 90 gramga teng. Bittasini, ikkitasiniki demak 180. Demak, bir mol glukozadan 2 ta sut kislotasi hosil bo'ldi. Tushunarli bo'ldimi? Achidi. O'zidan o'zi hosil bo'ldi. Shundan shu hosil bo'ldi. Endi beta reaksiyada glukozadan sut kislotasi parchalanish hisobiga energiya ham hosil bo'ldi. Energiya 2 xil energiya hosil bo'ldi. Birinchisi ATF energiyasi hosil bo'ldi, ikkinchisi issiqlik energiyasi hosil bo'ldi. ATF energiyasi ATF hosil bo'ldi. Plus 2 mol ATF hosil bo'ldi. ATF hosil bo'ldi degani, ATF bilan fosfat kislotasi ikkovi bog'landi degani. Bir mol ATF hosil bo'lish uchun 40 kilojoul energiya keladi. U energiya qaytdan keldi? Qaytarib aytaman, glukozani parchalanishdan hosil bo'ldi. Demak, bizda 2 mol ATF hosil bo'libdi. 2 mol ATF hosil bo'lgan bo'lsa, nechi kilojoul energiya ATFda to'planib qolgan? 80. Nima uchun to'planib qolgan degan savolimga javob bera olasizmi? Nima uchun? ATF 80 bo'ladi. U yarmini olamiz, qolib 2-tasi 80 bo'ladi. Yo'q. Savolimga javob so'rayapman. Nima uchun to'planib qolgan 80 kilojoul deyapti? Chunki mana ATF bilan fosfat kislotasini bog'lash uchun ana shu energiya ketadi. Ana shu energiya endi shu to'planib qoldi. Tushundinglarmi? To'planib qoldi deb gapiramiz. Asi gap so'zlarni ma'nolariga juda ham bir yaxshi e'tibor berib qo'yinglar. Bu bizga masalalarni ishlashda juda ham kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Demak, 80 kilojoul energiya ATFda to'planibdi. O'zi 1 mol glyukozani sut kislotali achish natijasida 200 kilojoul energiya hosil bo'ladi. Demak shundan 80 kilojoul ATFda to'plangan bo'lsa qanchasi qoladi? 120 qoladi. Demak plus Demak plus qu issiqlik energiyasi ham hosil bo'lgan. Issiqlik energiyasi qancha ekan demak? 120 kilojoul. Demak teng jami energiya 200 kilojoul. Bu degani foizda hisoblaydigan bo'lsak, buni 200ni 100% qiladigan bo'lsak, yarimi degani. 120 bu 60%, bu 40% degani. Tushundinglarmi? 100-200 yarim bo'lganligi uchun bunday qilib qo'yardim. Proporsiya ham shu chiqadi. Tushunarlimi?
Demek süt kislotalari açış neticesinde 40% enerji atifte toplanadı. Yok ki 80% cevabı deyimiz. 60% enerji ıslıklık sıfatla çıkıp getirdi. Yok ki 120% cevabı deyimiz. Faizi özgürlüğü daim. Mesela 1 mol glukoza parçalansa 40% atifte toplanıyor. 100 mol glukoza parçalansa ama ben faizi aşıp oluyorum. Şuna ligin, ligin kilocavulu aşağı. Şuna arsa ligin etme bir boyunca. Hop. Hop. İkinci basıkçı kim düşünmem? Demek ikinci basıkçı normal mi eken? Glikoliz yani yani. Glikoliz. Yok ki. Yani ne diyeceğimiz mümkün eken? Açış. Yok ki yani ne diyeceğimiz mümkün eken? Kislorodsuz parçalanmış. Şunu aldık ya. Doğru. Mesela iki tanesini azıcık koymasın da düşündükler. Bu canlının hayırda geçerdik ya. Kislorodsuz'da geçer. Hala dekiyin glukozamız karbonatdan geldik ve soğuğu gece parçalanan yok. Demek glukozanın parçalanış baskıçını üçüncü baskıçı çekirdik. Şimdi devam et yap. Hani kramal glukozayla parçalandı birinci baskıçta. İkinci baskıçta glukoza süt kisetiyle parçalandı. Üçüncü baskıçta demek yeni süt kisetinin tahtarı hala yapışalımız. Bunu tahtarını mı olalım? Ahar nima bilan yakin topadi? Xo'p, sut kislota sitoplazmada aylanib yurib o'zining o'rnini topolmaydi-da hujayraning mitoxondriyasini chekirib oladi. Mitoxondriya organoidni chekiradi. Mitoxondriyani ichida parchalanadi. Xo'p, asosiy energiya ham mitoxondriyani ichida hosil bo'ladi. Ma'lum yozaveraymi? Tez gapirib olmayapmanmi? Tushunyapsizlarmi? Menga tezga o'xshamaydi-da, lekin birinchi marta o'qiyotganlar bor, bu masala buraysan. Kim birinchi marta? Tushunyapsizmi? Ha, bo'ldi, yaxshi. Bu hazm qilib ketishingiz kerak-da. Sizga qanaqa bo'layotganini men bilmayman. Xo'p. Keyingi. Mitoxondriya. Nima 3-chi bosqich? Mitoxondriyada kechadi. O'zi 1 mol glyukozaning parchalanishidan, xo'p. 38 mol atif hosil bo'ladi. Ko'ringlar. Jam. Ketdirib. 2 mol kislorodsiz ishtirokida parchalanishidan hosil bo'ladi. 36 mol jam. Demak, jami 38 mol atif hosil bo'ladi. Yana bitta narsani aytib ketib qo'y, o'rta olam uzr. Qashqa aytib ketishim kerak edi, qaranglar. ADF bilan fosfat kislotadan ADF hosil bo'lyapti. Masalan, ikkinchi bosqichda 2 mol ADF hosil bo'lyapti, to'g'rimi? Bunda 2 mol ADF va 2 mol fosfat kislotasi ishtirok etyapti. Shu ADF bilan fosfat kislotasi bir kishidan ADF hosil bo'lyapti. Bunda qanaqadir moddalar chiqib ketganligi hisobiga bog' hosil bo'lyapti. Chunki qo'li bo'shmas edi, to'g'rimi? Nima chiqib ketyapti? Ash suv chiqib ketyapti. Demak, necha mol ADF hosil bo'lsa, ashincha suv ham hosil bo'ladi. Suv qatdan yeganligini tushunmam. Su kattan geldi. Girandan mı soydan? Ha? Adiye bilen fasatistan bağlanışan dizisi su çıkıyordu ya. Şunları mı oldu mu? Oh orada kanka su kalk. Kenyanlı yaklaşanımızda. Kancas kattan giyin yani. Şunları mı? Hop. Kendisi mitokondriyada geçerdi. Mitokondriyaya gel. Atayım kurgun nima edi? Süt kisada yo'l oldi. S3 H6 uglye vod triyoz, ha? Süt kisada necha mol? 2 mol, to'g'rimi? To'g'rimi? Yo'q, qo'y, mashi degani. Bunday qilib qo'y, umuman rang o'zgarib qoldi. Demak endi plyus kislorod ishtirokida parchalanish bo'ladi. Endi achimaydi. Kislorodimiz bor. Mitoxondriyaning ichida har qanday modda kislorod ishtirokida parchalanadi. Hujayra keyin kislorod mitoxondriyaning ichiga kiradi. Demak bu yerda boshda aytib ketdim, bir yo'lni yozib qo'yaman. 6 mol kislorod hosil, kislorod ishtirokida parchalanadi. 2 mol sut kislotasi. 2 mol sut kislotasi nimasi?
Müsesem var. Müsesem var. Maladis. Müsesem var. Çarlıya? Mert iki tersi. Demem o yan bunu yüzü. Tersen. İki tersi. Müsketti. Neticede. Neticede. Hop. O artık aldım bu. Karabantan gibi itikası buladı. Fotoğrafı bunu yazmaya duruyoruz. Bu reaksiyada 36 mol APFM hasıl buladı. Demek ne için mol ADF iştirak ederdi? Demek 36 mol ADFM iştirak ederdi. Plus yanaçı 36'da fosfat kisat yani iştirak ederdi. Fosfat kisat yani iştirak ederdi. Bana yeni reaksiyonu yazıyor bile buladı. Demek bize artık 6 mol karamelden gidip hasıl buladı. Plus 6 mol su hasıl buladı. Şu reaksiyonu da tüm kattan geldi. Mesela ublerot ve sağlam maşinde ne işte? 6'da. Bana yaşa 6'da ublerot. Sınarlıge? 3'de. Demek kisarotlar sağlam ne işte? 6 kere 2. 12'de. Bu 6'ını koysak? 18'de. Demek madde? 12'de. 6'da. 18'de. Kisarotlar teyim. Madde madarot ne işte? 12'de. Madde madarot ne işte? 12'de. Demek manolun karbonatdan yirik, hasıl bölgenin karbonatdan yirik ve su, süt kisete ve kisirotunin hasılası toplanır. Şuna ne oldu mu? Kasıbırak hatta yiyenliğe kadar yaklaşmamız gerek. Oradaki ya 36 mol su hasılası mı? Haa, hasılası mı? Ben de istedim. Kanda yaşlı mı sizi? Hiçler de istedim, kardeşim. İlde endi muqarang, o'zi yana 36 mol ATF hosil bo'ladi, to'g'rimi? 36 mol ATF hosil bo'lsa, demak 36 ta suv ham hosil bo'ladi, mana shuni gapirmoqchimisiz? Ha? Boshqa nima edi? Ashi, demak jami 3-chi bosqichda qancha suv hosil bo'ladi? Qaradangiz, 42 ta suv hosil bo'ladi. Tushundinglarmi? Endi plus nechta ATF qilaman? 36 ta ATF ham hosil bo'ladi. Tak tak tak. Endi 36 ta ATF hosil bo'ldi degani 1 mol ATF hosil bo'lsa 40 kJ energiya to'planadi. Bu yerda 36 ta ATF hosil bo'libdi, demak nech kJ energiya to'plangan? 1 36 ni 40 ga ko'paytiramiz. Nechchi bo'ladi? Demak 1440 kJ ATF tarkibida to'plangan. Biz o'zida glyukozani parçalanışıda, yani glukozan parçalanışı degeni bu ikinci ve üçüncü basıcı degeni. Cami 2800 kilojoule energiye hasıl buladı. 200 ikinci basıcı çünkü etken olsa, kaçası kaladı? 2600 kaladı. Demek 2600 üçüncü basıçta hasıl buluş gereken. 2600'den 1400 kırıda elde edilen olsa, ısırlığı energiye çıkardık. Kim düşünmeliyiz? Kim düşünmeliyiz? Günahla düşün yapsın mı? Düşün yapsın mı? Sıçayım. Hayır, yapsın. 2600 kattan geldi. Kaçtan geldi 2600? Sonra, deyişen de benim, şunu alıyor ama dedi. 2-3 basıçta hasıl buluş girerdi. Yok, 2600, 3 basıçta hasıl buluş girerdi. O da cami 2800 hasıl buluş girerdi. 202 basıçta şunu buluyan olsa demek 2600 basıçta hasıl buluş. Şimdi şu 2600'den 1400 kırda ayrılsa ki sıklı yenirgesi kim çıkardı? 1160. Demek plus bu sıklı yenirgesi yan var, o 1160. Kaçtan yani bu dinlen 1160'dı? Hı. Eki onu koşuyor olması 2600 dolar. Şunu anlayın gel. Yani faiz atıp edin olsun. Bana onu 100 faiz yediğin olsun. Faiz yediğin olsun. Kaç ısırlığı energiyası fasıl dolar diyor. Kaç ateşe toplanır. 44'ü 6 ısırlığı sıfat tadırlarken 504'ü ateşte toplanırken. Güzel doğru. 54'ü. Bana şimdi shunchaki kalkulyatorda hisoblamaymiz o'rtoqlar, yoddan bilamiz, men ham yoddan bilaman, faqat doim o'quvchilarga hisoblattiraman. Ko'p ATF hosil bo'lyapti, demak 55 tur. 100dan 55 turdan 0.6. Bittasini yodda bo'lsa, shuning ikkinchisi chiqadi. Tushunarlimi? Bu reaksiya o'zi mana kimyoda yurasa ham ko'p reaksiyalar yodlashga majbur bo'lasiz. Masalan, siz qaysidir savol tushsa, ashyo reaksiyasini sizlar yodlab qo'yasiz, chunki yana ashyo savol tushib qolishi mumkin-da. Doğru mu? Mesela kalsi karbonat parçalanışı yurası göre kuşağıdı. Doğru mu? Doğru mu? Demek ki parçalanışı? Kalsi oksidi. Gördünüz mü? Yottan bırakın. Bütün sizi hayatınızdan mesele işleştirdiğinizde doğan geriye böyle gönderdi. Çünkü biyolojide uzun reaksiyelerde iki tane mevzuda, üç tane mevzuda reaksiyeler bakarız. O zaman bir tasını yapmasını yapmış.
Bularını konkret yollab buluşuz gerek. Ve konkret her sefer pişağı testlerdir. Şunlarla ki, ben sizce anı gayet bu yapın, ben bunu savağı dışarıda yapın, hala siz okuyun. Doğrusu da, doğru mu? En derle ki, netice kımakçı bu yolu okusun. Hala ben geldiğinde, hala vermişsin. Oldu. Özü gibi oldu, ama var mı? Demek bu çünerli oldu mu? Endi mana qo'sha yomasiz 2600, 2800. Jami necha muddatda hosil bo'ladi degan bo'lsangiz, 36 ga qo'shsak 38 muddatda hosil bo'ladi. Endi reaksiya o'zi shundan iborat. Bu energiya almashuvi. Energiya almashdi, darostanam. Ya'ni glyukozali kovalent bog'larda yig'ilgan 2800 kilojoul energiya issiqlik va ATF energiyasiga aylandi. Demak, energiya almashdi. İyi mavzumuz başlattı gelmesi ki maddeler ve enerji almasını edi. Enerji almasının sebebini şudur buydum. Maddeler almasını dediğini yani özü başta kremaliydi. Bu kremaliden gibi su geçe parçaları ketti. Madde almasını ketti başka dersi. Şunarlı bir oldum. Şu kremaliden gibi de dergen yüzümüzden çıkacağız. Şu kereks masal sıfatı. Demek ki kremaliden gibi kucaradan çıkışı neçinci basıç? Üçüncü basıç. Üçüncü basıç. Üçüncü basıç. Şunarlı kucaradaki cereyollar bari İkinci basıç. Kervan Tengirik'in hos buluşun ikinci basıç? Üçüncü basıç. İkinci basıç. Kervan Tengirik'in hos buluşun ikinci basıç. Hücreden çıkıp çıkıp geçişi. Hücreden çıkıp durup çıkıp geçişi üçüncü basıç. Haydar hemen hücredeki bazı cevherler modeller maşgulunu üçüncü, ikinci basıç soplarla. Demek ki simülasyon, disimülasyon asası hücrede geçerdi. Aşıncın bu cevherler modeller maşgulunu ikinci basıçı ikilerdi. Şunarlı bir oldu mu? Hop, tak 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 tak. Şimdi su hasıl bölüşünü düşündük bu. Şimdi bana o glukoza her kıl açıydı. Bu glukozanı süt kisatalı açıydı. Bana onun namı demek ne? Süt kisatalı. Bana onu bilhazer yendi. Glukoza. Şimdi süt kisatalı açıysan taşkarı yani başka şey açıyan var glukoza. Yani glikoli cereyanı başka şeysen bu. Şimdi bu bizim organizmimizde bulunmaydı, zamburuklarda organizmimizde bulunadı. O açtıza kimiydi? Açtıka mıydı? Açtıka zamburuğunu parçalanışıda ayet veriyordum. Speedli açış bulundu. Ayet olduğumuz dergi. Haydar oğlu gibi olsun şu narsana. Demek açış. Kanakası? Speedli. Speedli açış bulundu. Demek glukoza S6, H12, 6 açı geldiği için bir de kisiroz çarpmaz. Şunlarla gel. Kisiroz çarpmaz. Ne demek yaparlanırdı? Etiz spirtiye. S2, H5, OH yaparlanırdı. Demek ki koyuyoruz gerek. Sıkayım buladı mı? Yok. Glorot neşte bu kame yaptı? İkide. İkide. Öyleyim demek ki koşuya buladı mı ekke? Karamata. Glorot neşte bu oldu? 5'te. 5'te. Yine 7 meyada demek ki 2 koyalım. Yani glorot neşte oldu? 6'da. Bir adam 6'da. Bu da 12'de. Demek madde. 6'da. 12'de. 12'de doğru mu? 5 plus 1. 2 kıpırdaşı 6. 12'de. Kisirot neşte? 6'da. Madde 2'de var. Madde 4'de var. Demek bana o spirtli açıdan neticesinde hasıl bulunan spirt ve karbondan girdik. Glukozanı hasıl asıdır. Bu spirtli açıda bundan taşkarı. Bundan taşkarı glukoza askı zamburuğunu hücresinin tarkibinde ADF ve doğum gibi senaryo boyunca değil mi? Fosfat kısaltı iştirak eder. Demek bu reaksiyonumuzu koşunca araçta ATF ham fosfat buladık. Yani neçi mol? 2 mol. Ve plus 2 mol suya fosfat buladık. Spirtli açış neticesinde fosfat bulan su ne manu hasılası? Nima nomas? Ha? ADM asosida nima hosilasiz? ADM tushundinglarmi kim tushunmayapti? Voz hali aytdik-ku, 36 mol ADM bilan 36 mol fosfatda biriksa 36 ATF hosil bo'ladi. Bu 36 suv hosil bo'ladi. Suv ADM bilan fosfatdan hosilasiz edi-ku. Bunday qilib tashlanib jamlab ketyapti. Tushundingizmi? Xo'p, bu endi buni ham shunaqa aytish bo'ladi, kimdadir deb aytib ketyapti kitobda. Endi organizmimizga qaytadigan bo'lsak, mana organizmimizda biz birdan
Burada, mesela dans kıyma ya bu sik, kendi belki turinde turup, güzellikte oturup durun diyor bu sik. Güzellikte oturup durun diyor bu sik. Buradan oturup durduk, buradan güzellikte oturup durduk, yine yetersi ya ayakımızı oruçlu başlayın. Doğru mu? Ne bu gel mi? Kimde bu gel? Bu gel mi? Ne bu gel mi? Hop hop. Samanda sizde bu mu gel mi? Sağ ol bu gel mi? Sizde cari bölümü ben gel buruşum değil mi? Doğru. Bu bulan şu kullanım biraz. Bitti okucum var ya diyor tükendi. Kim idi? Yani kelip kemiydi gel mi var ya diyor. Yağda yok. Ha ha. Ha o adas. Ha muhabbet adas. Üstte oturup durarsan sen köleyle kelilerde üzeri de yapıp uğrardı da. Bu azı uçayla okuması değil, lakin spor bulan şu kola nerede bu ola? Az ne bakalım? Ha, o da resek etti. Yakışık oluyor. Hop. Demek. Hadi geldik, ne bakalım başta. Ha, su tiksiyatı. Bu nima hisobiga bo'ladi? Biz chuqur nafas olishni boshlaymiz. Ko'p nafas olishni boshlaymiz. Chunki biz organizmimizda kislorod yetishmaydi. Bunda glyukoza achib oladi. Glyukoza achiydi, ya'ni kislorod ishtirokisiz ham glyukoza parchalanaveradi. Sut kislotagacha, mana. Lekin qolganiga havo yetishmaganligi hisobiga sut kislotamiz bu yerga parchalanolmaydi. Ya'ni bizga asosiy energiya hosil bo'la olmaydi. Bizim için biz çukur çukur nefes alıştı başlayalımız. Ben o süt kiseden yani parçalıydı. Ya burada yakın masrafı tez yürüp bu için tez nefes alıştı başlayalımız. Peki tez nefes alalımız. Çünkü süt kiseden geçen parçalarını buldu. Glukoza, lakin diğer parçalanma yaptı. Ne için? Sırıt yetişme yaptı. Ağır ışıkı sebep şu ki toplanıp bakan süt kiseden aradı kısalıydı. Aç bakanında kısalıydı. Şöyle yaptım. Şu endi, bugün mənəşi azıb. Azıb mənzuyumuz birinci kısım, yazıb alayım. İki üçlə məsələ görəm, sən yapacağım.